AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Kent 19 TV'ye açıklamalarda bulundu. Ceylan, 10 Temmuz 2020 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bir gün olduğunu dile getirdi. Sevgili hemşehriler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 10 Temmuz 2020 Cuma. Bugün Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Gelecek nesillerimizin bugünü gururla yad edeceği bir gün. Bugün ta ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453-29 Mayıs günü İstanbul fethinden sonra Ayasofya Kilisesi'ni vakıf haline dönüştürerek namaz kılmaya başlandığı, ibadet edilmeye başlandığı günden itibaren 500 yıl boyunca burası cami olarak kullanılmıştır. Ta ki 1934 yılı 24 Kasım'da Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla müzeye çevrilmiş, cami olma vasfından çıkarılmıştır. 86 yıldır bu milletimizin beklediği, içerisinde bir uhde kaldığı, tüm Türkiye'nin özlemle beklediği gün 10 Temmuz 2020 bugünüdür. Bugün Danıştay'ın kararıyla birlikte bir önceki alınan 1934 yılında alınan karar yok hükmüne geçmiştir ve Allah nasip ederse 24 Temmuz 2020 Cuma günü de ilk Cuma namazıyla bu milletin özlemi sona erecek. Bu milletin içerisindeki uhde kalan Ayasofya Müzesi cami olarak 2020 yılı 24 Temmuz'unda Cuma namazıyla ibadete açılacaktır. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm milletimiz adına, tüm Çorum halkı adına minnettarlıklarımızı arz ediyorum. Türkiye büyük devlet. Türkiye artık milleti ne isterse onu yapan bir devlet. Türkiye'nin gündemini artık, Türkiye'nin alacağı kararlar artık milleti belirliyor. Milletimiz 86 yıldır ibadete açılmasını beklediği Ayasofya Camii'nin artık özlemle 24 Temmuz 2020 yılını bekliyor. Bu tarihte inşallah hep beraber Cuma günü Ayasofya Camimizi ibadete açacağız inşallah tekrar. Fatih Sultan Mehmet'in 500 yıl boyunca namaz kılınan mekan olmasını sağladığı Ayasofya, 1934 Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline çevrilmiş ve tekrar bugün itibariyle de 10 Temmuz 2020 itibariyle de tekrar Allah'ın izniyle Bakanlar Kurulu kararıyla tekrar cami olarak ibadete açılmıştır. Allah bu mekanda dua edenlerin, namaz kılanların hepsinin duasını kabul eder inşallah. Biz AK Parti olarak her zaman milletimizin yanında olduk. Her zaman milletimiz ne derse onu yaptık. Artık gündemini dış devletlerinde kendi milletinin belirlediği bir Türkiye olduk. Ve siz bizlere destek olmaya Allah'ın izniyle devam ettiğiniz sürece biz sizin isteklerinizi tamamen inşallah yerine getirmeye devam edeceğiz. Hepinizi tekrar saygı sevgi hürmetle selamlıyorum. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum.